At Yatırım'ın genel müdür yardımcısı Cemal Demirtaş konuğumuz olacak Paratoner'de. Hoş geldiniz Cemal Bey öncelikle. Haftanın üçüncü işlem gününe diyelim. Hoş bulduk Murat. Şimdi tabii gözler Merkez Bankası faiz kararında, dolar tarafında bir aşağı yönlü hareket görüyoruz. Borsa İstanbul tarafında da yukarı. Tam anlamıyla Merkez Bankası'ndan beklentiler faiz artışı yönünde. En azından daha öncesinde sesli dile getirilmemişti. Kimse faiz artışı beklemiyordu ama piyasa bu defa hem fiyatlamalarda hem de sanırım beklentilerinde bunu yazılı olarak dile getirmiş oldu. Ne dersiniz? Tabii Murat, geçen sefer de biraz piyasa açısından sürpriz olmuş gibiydi. Ama genelde tabii bir taraftan da herkes işte 200 bas puan olması gerektiğinde de bir hemfikirdi. Yani aslında seslendirmeyen bir konsensus da vardı açıkçası. Ve yani bu sefer tabii biraz daha seslendiriliyor. Yani ortalama 175-200 bas puanlık bir artış beklentisi var. Tabii buradaki hep zaten şu andaki fiyatların gösterdiği rakamlar o civarlarda bir artış olabileceği yönünde. Ama yine de tabii ki bu kesin olup olmayacağını gerçekten yarın da göreceğiz. Bu tabii durumun bir parçası. Yani şöyle, geçen aylarda biliyorsun ciddi bir tansiyon yaşandı kurlar açısından. Şimdi kurların yükselmesi bir konu ama onun yarattığı algı diğer konuydu. Yani kurlar yükselirken artık fiyat istikrarının zorlaşmaya başladığını hissediyorsunuz. Bu zaten faiz kararından önce, bir önceki faiz kararından önce bir sıkıntıydı. Sonra faiz kararıyla biraz tansiyon düşer gibi oldu. Daha sonra yine yükselmişti hatırlarsan son haftalarda. O tabii işleri zorlaştırıyordu. Şimdi yine biraz tansiyonun düştüğünü görüyoruz. Biraz beklentilerle birlikte. Ama burada şu birkaç şey de birlikte oluyor aslında. Yani bunlar para politikaları aslında fiyat istikrarı için bir araç. Şimdi bunlar olurken biz jeopolitik tarafta ne kadar tansiyon göreceğiz? Yani ki AB ilişkilerinde belli bir noktadayız. Şimdi Aralık'ta yeniden şu ana kadarki atılan adımlar tartışılıyor olacak. Orada biraz daha bir yapıcı bir yaklaşım hissediyoruz. Aslında geri planda bu var. İkinci tarafta ABD seçimleri. Orada da ne olacak? Seçimler sonucuna göre nasıl bir hareket olur deniyor ama orada dahi Ocak'tan, Şubat'tan önce herhangi bir mesaj, net bir mesaj olmayacaktır. Zaman zaman dalgalanacaktır. Yani geri planda jeopolitik konuların, tansiyonların arttığı bir dönemden iyileşen bir döneme geçiyoruz. O yüzden nasıl hareket edecek Merkez Bankası? Tabii ki burada bir proaktif bir hareket ederse bu ekstra bir miktar daha en azından faizler üzerindeki baskıyı artırır, kur üzerindeki baskıyı azaltır diyelim. Bu ortamda aslında biraz daha yapıcı giriyoruz bu döneme. Gerçekten de 3-4 aydır ciddi sıkıntılar çekiyorduk. Tabii bu süreçte şirketler, borsaya bakarsanız 3. çeyrekte şirketlerin performansının kötü olmadığını göreceğiz. Bankalar dahil olmak üzere aslında hareketli bir döneme giriyoruz borsalar açısından. Şunu göreceğiz, ikinci çeyrek zor bir çeyrekti. O çeyrekte bile Türk şirketleri fena gitmedi. Borsada belli şirketler için söylüyorum bunu. Üçüncü çeyrekte daha da aslında iyileşen bir nokta var her şeye rağmen. Kur farkından bazı şirketlerin biraz daha su yutması, bazılarının daha iyi etkilenmesi, ihracatçıların, iç talebin ile etkilendiğini görüyoruz. O yüzden birkaç şey birlikte karışacak. Yani bir fırsat penceresi var. Değerlemelerin düşük olduğunu artık tartışmaz hale geldik. Çünkü gerçekten yani çok ciddi depresif seviyelerdi ki son 7-8 yılın depresif seviyeleriydi. Yabancılar açısından baktığımızda yabancılar kur konusunda endişeliydi. Tabii ki bu endişeler hemen gitmeyecektir. Ama yine orada da oportunistik olarak zaman zaman orada da yabancıların da daha aktif olabileceğini göreceğiz. Özellikle her koşulda iyi gidebilecek şirketler. Yani seçici olarak yapılan hisse alımlarına da ilgi olabileceğini söyleyebiliriz. Ya yani enteresan bir duruma, döneme giriyoruz Murat. Onu söyleyeyim. Yani çok ciddi böyle bir sıkıntılı bir ruh halinden biraz rahatlama, devam etme olasılığı var. Tabii bu noktada demokrasinin kılıcı gibi duran bir Covid-19 olayı var. Orada da herhalde en iyi ihtimal artık 2021'in başında biraz daha orada tansiyon düşecek gibi görünüyor. Şu anda biraz tabii algıda bir bozukluk oluyor. Kış griple işte Covid-19 birbirine karışmış durumda. Ama genel toparlayacak olursak şu anda yani Merkez Bankası bir katalizördür.
ama oradaki adımlara ek olarak dışarıdaki gelişmelerinde yapıcı olması biraz Merkez Bankası'nın da elini kuvvetlendirecektir ya da kolaylaştıracaktır diyebilirim Murat. Şimdi tabii burada kur tarafındaki geri çekilmeyi herhalde çok agresif bir yükselişten sonra bir dengelenme olarak da sanırım okumakta fayda var Cemal Bey. Yıl sonunda atı yatırım olarak siz hani bir kur projeksiyonu sunabiliyor musunuz? Borsa değerlemesi ve hisselerle ilgili mutlaka model portföyleriniz var ve bu anlamda da doları da baz almanız gerekiyor. Dolayısıyla nasıl bir dolar fiyatlaması göreceğiz? Merkez Bankası'ndan bu faiz artışından siz atı yatırım olarak kaç baz puan bekliyorsunuz? Ek bir hamle de görebilir miyiz? Örneğin geçtik de penceresinde olsun ya da swap ya da depo faizlerinde olsun böyle metinde ek bir sıkılaştırıcı hamle görsek sürpriz sayılabilir mi sizce? Tabii. Murat, şimdi biz bir öncekinde de piyasadan ayrışmıştık biraz. Tek belki faiz artırımı telaffuz eden kurumduk. 200 bas puanlık. Şimdi yine 200 bas puanlık bekliyoruz. 175 bas puanlık da piyasa beklentisi var. Bu hiç yapmama durumu olur mu dersek, olacaksa arkasında çok güvenilen başka bir şey olması lazım. Ben onu her zaman söylüyorum. Yani puanlar, biz sadece bir kısmını görüyoruz büyük resmin. Merkez Bankası'nın elinde çok daha büyük şey data var. O yüzden de açıkçası biraz onların elindeki datayı nasıl kullandıkları önemli. Şu anda biraz olsun istikrarı yakalama imkanı varken, yavaş yavaş şirketler bütçe oluştururken, biraz daha nefes alma dönemi olması için atılacak adımlar belli. Şimdi kur tahminimiz olarak biz en son 3. çeyreği zaten 7.80 ile kapattık. Biz 8 civarında, 1.8'in hafif üzerinde olabilir bir dolar TL bekliyoruz. Bu da dediğim gibi bunu tahminleri yaparken biz genel reel efektif kuru baz alıyoruz kendimize. TL'nin zaten çok düşük seviyelerde, bunu göz önüne alıyoruz. Ve her 3 ayda bir de revize ediyoruz. Euro dolar paritesi de önemli Murat, burada 1.18'ler civarında bir varsayımımız var, 1.17. Bu da TL'yi ve Türkiye'yi rekabetçi yapıyor. Aslında bu bütün hengame içerisinde biz kurları bu yıl sonu 8'lerde kapatırsak, dediğim gibi bu aşağılara da inebilir. Bu Merkez Bankası çok proaktif davranırsa 7.58 arasında bir şey düşünmek lazım hareket ederken, ama bu 8'ler civarında tutmak, tabii ki bunun yan etkileri de olacak. Ama en azından buralarda çok fazla hareket etmemesi tercih edilecek finansal istikrar açısından da. Şimdilik tahminlerimizi bu yönde yapıyoruz. Evet. Yani enflasyon tabii ki ne kadar etkili olacak, ona göre önümüzdeki dönemdeki projeksiyonlar gerçekleşir, ama biraz tansiyonun düşmesi yönünde bizim genel görüşümüz. Cemal Bey, tabii doların yükselmesi birçok parametreyi bozarken aslında yükselmesi bazı hisse senetlerine ve şirketlerine olumlu da yansıyabilir. O yüzden hani şimdiden önümüzdeki sene için portföy oluşturmak isteyen ya da yıl sonuna kadar bir miktar daha dövizden bağımsız hedge amaçlı hisse senedi almak isteyen yatırımcılara ne tavsiye edersiniz? Kura rağmen karlılık açıklayan hangi sektörler ve şirketler var portföylerde bulundurulması gereken? Tabii çok güzel bir aslında konu ve soru aslında Murat. Burada bizim önemli ve önem verdiğimiz konu, bizim şirketlerimiz ne kadar rekabetçi. Şimdi birinci konu, TL istikrarsız olmaya uzun dönemde devam ederse bu herkes için negatif. Bunu bir kere cepte tutalım. Yani çünkü bu ülkede yaşıyoruz. Ne kadar iyi ihracat yapsanız da bu durumdan etkileniyoruz. Bu kaçınılmaz. Ama şu noktada 1.18 kur, şu seviyelerde bir dolar TL bu parite 1.18 mesela Arçelik özelinde çok önemli olumlu etkisi oluyor. Yani çünkü ihracat %70 ihracat yapabilen şirket, hem iç pazarda belki Covid-19 döneminde insanlar ev eşyası da daha çok aldı, bunun etkisi ki bu süreç devam edecek, hem ihracat pazarlarında kuvvetli. O taraflarda bir toparlanma var. Yine dediğim gibi Covid-19'un ekstra kötü olmayacağı varsayımla. Mesela bu tip şirketler 1.18 euro dolar pariteyle Avrupalı üreticilere göre rekabetçi. Arçelik benzeri şirketler, işte Tofaş, Ford, bunlar hem ihracat yapan şirketler hem iç piyasada da belli rekabet gücüne sahip şirketler. Bunları benim ilk etapta aklıma göre, yani hem ihracat hem iç pazar. Bizim beğendiklerimiz içerisinde işte Tofaş var burada,
Arçelik var bu kalıba uyan. Onun dışında tabii Erdemir var. Erdemir'in tabii burada bu çeyrekte operasyonlarının gayet iyi olduğunu göreceğiz dolar olarak. Ama onlara da şu anda biraz mesela fazla efektif vergi ödüyorlar. Bu TL bazlı ile dolar arasındaki farkı. Yani onlara bile doların çok yükselmesi belli bir noktada operasyonlarına yarasa da diğer şeyden yaramıyor. Ama her halükarda bu şirketlerin görünümü iyi olacak diye düşünüyoruz. Onun dışında yine işte Ford örneğini verdim. Şişe cam mesela enteresan. Bu da dünya çapında iş yapan bir şirket haline geldi. Yani Türkiye şirketi olmaktan çıktı. Bu tip şirketler ön planda. İşte Coca-Cola hem içeride hem dışarıda operasyonları var. Hem talep önemli ölçüde düşmedi. Bunların etkisini gördük. Onun dışında yine yurt dışında işleri olan işte Anadolu Efes gibi şirketler bunlar istikrarlı. Yani bizim aslında öyle bir noktadayız ki şu anda en rekabetçi dünya çapında bir noktaya gelmiş şirketler için uygun koşullar. Bu şeyde bakıyoruz. Bir de tabii şu dönemde portföylerde Koç Holding gibi normal tarihi iskontolarına göre %30 iskontolara falan ulaşmış holdinglerde de biraz daha risk alınabilir. Çünkü biz genelde bankacılık dışında odaklanıyoruz. Ama biraz şu istikrar ortamı devam edecek olursa, bankalar üzerindeki baskı azalırsa bu tip Koç Holding tarzı bir sepet portföy gibi olan hisselere de ilgi artacaktır diye söyleyebiliriz. Bu şekilde özetleyebilirim Murat. Bankalara mesafeliydiniz ama şu anda bir miktar daha en azından bankalarla ilgili cümlelerinize katmaya başladığınızı fark ediyorum Cemal Bey. Çünkü model portföylerinizi çok yakın takip eden bir sunucu olarak bankaları hiç bulundurmamıştınız. Ama önümüzdeki dönemde sanki bu Merkez Bankası'nın BDDK'nın atmış olduğu adımlar da bir miktar daha bankaları herhalde böyle daha serbestliğe kavuşturacak hamleler gelmiş oldu. Şimdi önümüzdeki dönemde bankalarla ilgili anladığım kadarıyla takibinizde olacak ama model portföyünüze koymuyorsunuz. Sadece radarınızda izlemeye başladınız. 2021 senesi şöyle bir anlam da ifade ediyor sanırım. Faiz haddinin yükselmeye başladığı bir dönem gibi. Türk lirasının cazibesini artırılacağı bir dönemde tabii ki faizlerin de artması gerekiyor gibi bir algı da oluştu. Böyle bir ortamda Borsa İstanbul çok böyle gel diyen bir enstrüman olacak mı 2020'deki gibi? Yoksa birazcık daha girişler az mı olur yatırımcı sayısı nezdinde? Şimdi birinci varsayımız tabii faizlerin olağanüstü yükselmemesi yönünde hala. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi dünyada global likidite fazla ve global faizlerin hatta 2-3 yıl yükselmeyeceği yönünde bir genel resim var. Şimdi bizim içeride enflasyona göre ve kurdaki hareketlere görecek. Bizde de önümüzdeki yıllarda aslında biz faizlerde ekstra bir artış beklemiyoruz. Sadece şu anda bir miktar artış görüyoruz. Şey, yıl sonunda birine kadar bir miktar daha olur ama önümüzdeki yıl için şimdilik ana senaryomuzda ekstra bir faizlerin yükselecek yaklaşım üzerine de değiliz. Çünkü dünya yeni yeni Covid-19'un etkilerini artık sona erdirme döneminde olacak. Yani aslında bu yılın ardından en azından Haziran'a kadar olan yani 2021'in ortasına kadar burada bu şeyi göreceğiz. Yani iyileşmeyi göreceğiz. Ve bu ortamda biz yine mesela bu iyileşme ortamında 2021 için 12 aylık rakamlarımızı yeni revize ettik ve 1600 endeks eski rakamlarla 160 bine kadar çıkan bir hedef şeyimiz oluşuyor. Bu tabii hareketli, önümüzdeki günlerdeki riskleri de içeren rakamlar. Yani şu anda hisse senedinde seçici yatırım yapanlar belki bu yıl içerisinde zaman zaman denemiş ve biraz da böyle morali bozulmuş olanlar için en böyle dirayetli durmaları gereken dönem. Şu andaki hareketler çünkü birçok anlamda şeyi yansıtmıyor. O yüzden soruna şu cevabı verebilirim. En azından 2021'in ortasına kadar olan dönemde hisse senedileri açısından hala yapıcı bir durum olacaktır. Burada tabii ki Türkiye spesifik gelişmeler önemli. Türkiye'deki tansiyonların yükselip yükselmemesi belirleyici olacak. Ama hala önümüzde en azından 2021'in ortasına kadar olan dönemde hisse tarafında daha yapıcı bir ortam var diyebilirim. Yani çok birden global faizler yukarıya çıkmayacaktır. Bir de tabii ki Türkiye çok negatiflikten artık biraz yurt dışında da artık manşetlerden düşmesi lazım.
ki birçok cephede konularla ilgileniyor Türkiye. O olduğu takdirde güven gelmeye başlayacaktır. Ama tabii ki bu manik depresif durumu 7 yıldır yaşıyoruz. Son 7 yıl global likiditenin azalmasıyla birlikte son yıllardaki global likiditenin artmasına rağmen biz kendi içimizde bazı sıkıntılarla uğraşıyoruz. Şimdi sanki biraz böyle biraz ayaklarımız üzerinde durup yukarıya doğru hareket etmek için bir şeyimiz var, bir perspektifimiz var. Yani Evet. sabır sabredenlerin belki de yavaş yavaş nemalanacağı bir dönem. Tam başındayız. Depresif bir süreç ardından diye bağlayabilirim. Tabii bu anlamda bazen sessiz kalmak çok daha büyük bir cevap ve aynı zamanda sükunet de kazandırabiliyor. Türkiye'nin belki de bu dönemde bir miktar daha o dediğiniz manşetlerden geriye çekilmesi Türk lirası varlıklarının en azından piyasa yansıması olarak olumlu olabilir gibi Cemal Bey. O şekilde anlıyorum. Şimdi az önce Barclays'in bir açıklaması geldi. Ekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanı Keller diyor ki işte virüs salgını henüz sona ermedi ancak diyor 2020 yılı resesyonu ilk tahminlerdeki kadar ağır yaşanmamasının muhtemel olduğunu söyledi. Hafta başından bugüne mutlaka bakmışsınızdır. Euro-dolardaki pozisyonlanmaların alış ağırlıklı olduğunu görmüş olduk. Burada özellikle Avrupa'da artan pandemiye rağmen Mart ayındaki gibi keskin bir kapanma olamayabileceği söylenmiş oldu. Her ne kadar dün Şansölye Merkel seslenip evde oturun çağrısı bulunsa dahi ne dersiniz? Yani borsalar yardım paketi belirsizliğine rağmen sırf bu kapanmayacak beklentisiyle küresel çapta bir yukarı yönde hareketine devam eder mi? Ve bu ons altına en önemlisi nasıl yarayacak size Cemal Bey? Şöyle söyleyebilirim. Yani altın tabii tedirginliğin arttığı dönemlerde bir araç oluyor. Bir de tabii ki likiditenin böyle devam ettiği bir koruma aracı olarak. O yüzden onu biraz hep koruma olarak, yönü konusunda çok bir şey söyleyemem ama bir koruma aracı olarak görmek lazım. Her zaman da tabii ki portföylerde olabilecek bir şey, bir enstrüman. Dediğim gibi onu bir koruma aracı ötesinde çok göremiyorum açıkçası. Ama bu şeyler Covid-19'da Mart-Nisan'daki ruh halinden sonra dünyada daha bir dirençli olduğunu gördük ki IMF'de raporlarında bunu söyledi. Ama tabii ki hiçbir şey tamamen ortadan kalkmış değil. Dünyaya bu likidite verilmiş. Bizde dahi şunu söyleyeyim size. Şu andaki üçüncü çeyreklere baktığınız zaman birkaç sektör hariç ki burada işte Tüpraş gibi jet yakıtı üreten ya da havacılık ya da restoranla ilgili ya da kıyafetle ilgili ana şeylerin dışında sanayide vesaire de yavaş yavaş açılmalar var. Şu anda dünyada da herkes tabii Amerika'da işte yurt dışında işte Christmas vesaire yılbaşı bu etkinlikler öncesi herkese biraz daha dikkat edin deniyor. Yani bu daha toplam Mart-Nisan'daki gibi bir şey yaşamayacağımızı varsayıyoruz. Ve bu zaten bu korku yeter derler ya insanları uyarmak durumundalar. Şu anda griple de karışıyor birbirine. Onun da psikolojik etkisi de var. Sonbahardaki sıkıntılar. O yüzden bu mesajlar yerinde mesajlar. Zaten bunu daha önce de toplantılarda söylediler G20 toplantılarında. Toplam bir çok ekstraordineri olağan dışı bir şey olmadığı sürece duruşa gitmeyecek şeklinde. O yüzden burada iki dengeyi yani ben 2021 ortasına kadar dememin sebebi şu. Bir taraftan ilacın bulunması ya da işte o tedbirlerle birlikte likidite de devam edecek. Biz daha öteye gidersek ancak işte işler iyiye gidip ilaçla ilgili sıkıntı işte aşıyla ilgili aşıldığı vakit. Asıl biz biraz önce aslında o faizler dedin ya onu 2022'de 2023'e doğru yaşayabileceğimiz konuda şu an için biz yavaş yavaş açılma yönünde ama temkinli olunması kimi zaman işlerin daha kolaylaşmasına yardımcı oluyor. Bu şekilde daha hem iyi tedbirler devam edip hem de likidite ile birlikte bu süreçte daha az ağrıyla atlatma imkanı olacak diye genel senaryomuz bunun üzerine kurulu. Böyle bir ortamda tabii ilk pandemide borsalarda çok sert bir geri çekilme görmüştük Cemal Bey. İşte hem S&P 500 hem bizim Borsa İstanbul nezdinde buna öncülük yapan belli bir takım sektörler ve hisseler de vardı. Örneğin ulaştırma gibi. Türk Hava Yolları'na baktığımda şu anda işte 0,20 primli 10 lira 57 kuruştan işlem görüyor. Hani ikinci pandemi aslında çok fazlasıyla yaşıyoruz. İspanya'da, İtalya'da birçok böyle
aslında bölge karantina ve OHAL ilan edilmesini talep ediyor. Buna rağmen ulaştırma kağıtlarında çok majör bir düşüş görmemiş olduk. Ne dersiniz? Yani ilk pandemideki gibi düşüp tekrar pandemi ortadan kalktıktan sonra yüksek primlenecek hisselerde bir senaryo değişikliği yapmaya gerek var mı bu kez? Şu anda şöyle söyleyeyim. Bunlarda mesela hem havacılık sektörü hem de Tüpraş gibi havacılığa bağlı ister istemez. Yani mobiliteye bağlı şirketlerde etki görüyoruz. Şimdi bunlar halkanın en sonu diyoruz ya, ağaçtaki meyvelerin en tepelerindeki. Ucuzdur, doğrudur havacılık sektörü ama bir şekilde sermaye ihtiyacı olma durumu var. Ve bu süreç devam ettiği sürece en bıçak sırtı giden sektörler bu sektörler. O yüzden şunu şöyle söyleyebilirim. Burada en azından mesela Tüpraş'ta başlayabilir ilk hareket, eğer öyle bir şey hissedilirse. Nasıl başlar? İşte jet uçaklar uçmaya başlayacağı izlenimi edinirsek, özellikle önümüzdeki yıl Nisan-Mayıs'a ilişkin, onun öncesinde herkes tedbir almaya başlayacaktır. Yani o sorduğun soruyla ilgili olarak havacılığın sinyalini Tüpraş gibi hisselerden alacağız. Çünkü ister istemez talep artacaksa ona göre planlar yapılmaya başlayacak. Yani havacılık için birçok düşük olabilir fiyatı. Şu anda düşmekte de artık zorlanıyor olabilir. Ama belli bir noktada baktığımızda biz burada bir sebebi olduğunu da görüyoruz. O nedenle biraz Ocak-Şubat arada kollayıp Ocak-Şubat'la birlikte bu hasarın miktarını gördükten sonra havacılık tarafında, yani özellikle işte Pegasus'ta, Türk Hava Yolları'nda yeniden daha yapıcı olma imkanı olacak. Ama en büyük, böyle olur ya, bir Allah korusun bir deprem, onun en şeyindeki noktadaki sektör havacılık olduğu için bu sıkıntının, evet, onun toparlanmasını için biraz daha şeyimiz var bizim. Rahat uyumak için biraz daha vaktimiz var. Ama tabii ki radarımızda bu, hem havacılık hem Tüpraş radarımızda, acaba bir noktada geri dönecek mi, nasıl dönecek? Çünkü bunlar da Türkiye'nin önemli varlıklarından bir tanesi. Bu süreç içerisinde bir noktada, bugünle 6 ay içerisindeki bir noktada ya da 8 aylık bir süreç içerisinde, bunlarda daha sonraki 2-3 yıl için güzel bir şey, nokta yakalanabilir. Yani en azından bu hipotezle hareket edilebilir. Havacılığın aslında bir öncü göstergesi gibi de görülüyor Tüpraş burada. Sizin nezdinizde bu şekilde anlıyorum. O taraftaki bir toparlanma öncesinde Tüpraş tarafında hareketlenmeler yaşanabilir dedi Cemal Demirtaş. Çok sağ olun Cemal Bey. Bugün de yayınımıza vakit ayırdığınız için, yoğun gündeminizde. Ata Yatırım'ın Genel Müdür Yardımcısı.